Yani Mehmet Ova yerine koymak lazım bu arada. İsviçre deyince aklıma Şifola Mehmet'in tekme attığı an geliyor. Keylor Navas bu grubun kaderini belirler. Hadi abi çıkıyoruz alıyoruz diye. Herkese merhaba. Dünya Kupası muhabbetinin yeni bölümüyle karşınızdayız. Bugün konuğum Altan. Altan'ı siz Twitter'dan tanıyorsunuz. Little Eve 3. Öncelikle Altan hoş geldin. Hoş bulduk. Önce tek soracağım soru şu. Little Eve 3'ü bir açıklar mısın abi? Bunu daha önce birkaç kez Twitter'da da açıklamıştım. ortaokul falan olması lazım. O zaman da Iverson'un SD dönemler. Oo. 2001 işte finale Lakers'ı çıktığı zaman. Ben de fanatik bir Iverson hayranıydım. İşte oradan bir arkadaşım Iverson'un evini aldı. Önüne de küçük koydu Little Ivy diye devam ettik öyle. Peki oynuyor musun basketbol? Oynadım. Lisede oynadım. Ha, Iverson tadımda mı abi? Onu merak ettim. Crossover'ları bile kırardım yani. Oo, iyiymiş, iyiymiş. Altan aslında bir reklam ajansı çalışanı. Peki reklam sektörü, ben de reklam sektöründeyim bildiğiniz gibi. Son dönemde böyle Vodafone Kartalı ve Garanti'nin dijital işlerini yapıyorlar. Çok keyifli işler. Önce elinize sağlık. Eyvallah. Sonrasında reklam sektörünün acı yüzünü soracağım. Abi çok fazla istifa var ve adam bulmak çok güç artık reklam sektöründe. Bu konuda ne düşünüyorsun? Yani hakikaten öyle. Ben de yakın zamanda o tarz bir duruma denk geldim. Zor yani. Öğütüyoruz çünkü galiba insanları da. Aynen öyle. Çok fazla mesai şartlarının zorluğu insanları yoruyor. Tabii buna dahil olmayan ajanslar da var. O ajansları bulunca kaçırmayın. Kaçırmayın aynen. Şimdi gelelim E grubuna. E grubundayız. Bir şey söyleyeyim mi? Ben araştırdım. Çok kritik grup ya. Çok zor. Yani aşırı korakor grup. Aynen öyle. Yani hani böyle ilk bakışta böyle Brezilya falan götürür diyor insanlar ama öyle bir şey çok yok. Öyle olmayacak. Evet abi. C grubunun videosunu yayınladık. Fransa, Danimarka vardı. İşte Peru vardı. Fransa, Danimarka alır gider diyorduk. Evet. Burada öyle bir şey yok. Brezilya, Sırbistan, İsviçre ve Costa Rica var. Costa Rica bile gruptan çıkabilir. Keylor Navas. Evet abi, Keylor Navas çıkabilirler. Yani hakikaten öyle. Keylor Navas bildiğiniz gibi Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu da aldı. Aynen Altan öyle. Bir Liverpool'lu. Ben Liverpool'lu olarak Ramos'la ilgili konuşmayayım. Kanal kapatmayalım. O yüzden evet orada bir talihsiz bir final geçirdik Liverpool olarak. Ben Keylor Navas'ın şerefine Costa Rica'yla başlıyorum abi. Costa Rica Dünya Kupası'na 4 kez katılıyor ve 2014 yılında en büyük başarısını elde ediyorlar. Çeyrek finale çıkıyorlar. Büyük başarı bir Costa Rica kesinlikle için. Kesinlikle öyle. 2002'de bizim gruptaydı, onu hatırlıyorum. Evet, hatta bizden de puan almışlığı var galiba. Evet, 1-1 bitmişti. 1-1 bitmişti, berabere kalmıştık. Olan. Bayağı iyi hafıza. Ben de hafıza. Bak nasıl yazmışsın Emre'yi oraya. Maç varsa hafıza, o gün ne varsa hatırlıyorum maçla ilgili. Dünya Kupası'na katılma süreci de şöyle oluyor. Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu grubunda Meksika'nın ardından ikinci oldular. Karışık orası. Bayağı karışık gerçekten. Ve Dünya Kupası vizesi aldılar. Bu turnuvada yani bu grupta aslında Amerika'nın turnuvaya katılamaması en büyük sürpriz. Şöyle bir dedikodu duydum. Amerika ile Rusya'nın arası kötü olduğu için son gitmemişler maçta Amerika abi. Bayağı yani çok yalan fazla dolan. Kasmadan oynadılar falan ya. Gibi bir şey de ne kadar gerçek bilmiyorum. Çok abi Dünya Kupası ya. Yani bir yandan da öyle bir şey var. Ama Amerika'nın asıl sporu futbol değil ya. Yani soccer değil. Evet. Amerikan futbolu, basketbol falan filan ama yine de doğru olabilir mi bilmiyorum. Zor bir yandan da yani. Herhalde o kadar basit değildir bu işler. Çok yani. Büyük organizasyon. Buna hani biz katılmayacağız Amerika ve Rusya'nın arası bozuk kafasıyla yapmazlar herhalde. Ama evet, Trump da abi ya bilmiyorum. Evet Trump da bir yandan da Trump'la Putin yani. Hani iki enteresan başkan. Costa Rica'nın başında 2015 yılından beri Oscar Ramirez var. İşte 2014 yılındaki başarının ardından tekrar bu başarıyı 2018 yılına kadar taşımışlar gerçekten. Keylor Navas takımın yıldızı yani, ve kalecisi. Kalecinin yıldız olması enteresan ama hakikaten. Aynen öyle ama bir de şöyle bir şey de var. İyi bir şey de kalecinin tabii, yıldız olması. Güven veriyordur arka tarafta en azından mesela. Onun haricinde de Brian Ruiz, Oscar Duarte, Giancarlo Gonzalez, Celso Borges ve Christian Gambo takımın böyle öne çıkan isimleri. Tabii bunların bazılarını tanıyoruz, bazılarını tanımıyoruz. Brian Ruiz'i tanıyorsundur. Brian Ruiz'i tanıyoruz. Adam kaptanı ve en golcüsü. İngiltere Ligi'nde oynadı işte. Beşiktaş'a gelecekti, gelemedi. Portekiz Ligi'ne gitti falan filan. Sporting'de atıyor. Sporting'de atıyor. Keşke Beşiktaş'a gelseymiş. Evet. Yani Talişka'dan belki Beşiktaş'la bir flört yapmıştı o dönem. Adamlar işte Amerika'yı saf dışı bırakıp turnuvaya geliyor. İlk iki falan zorlayabilirler mi sence? Ben Brezilya'nın 3 maçı da kayıpsız geçeceğini varsayarak konuşuyorum. Kalan iki maçtan birini kazanırlarsa ikinci olabilirler. Yani Sırbistan'ı ya da İsviçre'yi yenerlerse muhtemelen asıl hedef maçları İsviçre olacaktır. Abi Sırbistan Brezilya'yı yener, ben sana söyleyeyim. Hadi ya. Savic'lerle genç orta sahada. Evet, evet. Dün Sırbistan'ın kadrosuna baktım.
Herhalde yaş ortalaması 25 falan bu arada. 25 çok gençler ve İnanılmaz hepsi gençler. Şey yani böyle bir Bosna Hersek yakalamıştı onu. Missimovic'lerle işte öyle. Zeko'larla. Aynı şey şimdi Sırbistan yakalıyor. Wonderkid'ler gerçekten çok genç başa iş açabilir yani. Çok oldum böyle yaşları. Evet abi. Wikipedia'da 25, 23, 22, 25, Matiş 24. Diyorsun, Lalić diyorsun, o diyorsun, çok bu diyorsun. Tık. Garip garip isimler var ama gerçekten. Ama yine de ben Costa Rica'nın yani kadro olarak diğerlerinden bir tık geride olacağını düşünüyorum. 3-4'e attın sen. Bence 3 ya da 4 yani. O zaman Yıldızlar Topluluğu Sırbistan'a geçelim. Senin favorin belli ki Sırbistan bu. Evet ya benim favorim gerçekten Sırbistan. Niye? Çünkü çok sıcak geldiler bana. Evet. Niye sıcak geldiler? Hem genç takım hem işte bu Yugoslavya Karadağ ayrılmasından sonra Sırbistan'ın ilk Dünya Kupası macerası bu. Evet. Şöyle bir eksikleri var sadece. Hoşuma gitmeyen bir şey. Takımı aslında Dünya Kupası'na Belaruslu Muslin diye bir hoca getiriyor. Ancak onlar da Dünya Kupası öncesinde takımın başına Mladen Krstajić'i getiriyorlar. Klasik Bankasya. Gerçekten yani ya yemin ederim o kadar üzülüyorum ki böyle durumlara. Üst lige çıkaran hocayı gönder. Göndermişler vallahi abi. Vallahi. Yani gerçekten adamlar da böyle Avrupa elemelerinde B grubunda İrlanda Cumhuriyeti'nin üstünde birinci sırada bitiriyorlar yani. Öyle kolay yapılacak işler de değil. Değil direkt birinci olarak çıkıyorlar abi Dünya Kupası'na. Sen bu hocayı niye bırakıyorsun gerçekten? Ben böyle sinir oluyorum böyle durumlara. Ki yani hani takımı tanıyor olması, grupta elemelerde bütün maçlarla yani, beraber olması falan sırf hani 3 maçta elenirler mi? Ondan sonra ağlayalım. Elenmesinler de işte yani neyse de favorim sonuç olarak. Evet. Kıyamıyorum da. Şurada şöyle bir soru sorayım. Sırbistan hocası Belaruslu bir hocaydı. Milli takım hocaları sence yabancı olabilir mi? Ya burada biraz sanırım eski kafalıyım ben. Ben yani yerel hocaların çalıştırmasının daha etkili olacağını düşünüyorum. Çünkü bunlar genelde hani özellikle kupalarda yani Dünya Kupası ya da Avrupa Şampiyonası gibi kupalarda çok daha kısa dönemli, çok daha motivasyona dayalı maçlar çıkartıyorlar. Hadi abi çıkıyoruz alıyoruz diye. 2008 Avrupa Şampiyonası Fatih Terim efekti yani. Evet evet. Yani evet. Orada biz nasıl yani onun çok mantıklı sınırlarla açıklaması yok o maçların. Dönem maçlar, uzatmada atılan goller falan filan. O Semih'in golleri falan ya, kafayı yemiştik yani. Ya. Saçma sapan Nihat, Semih, Arda atmıştı falan. Yani o yüzden orada çok büyük bir teknik direktörün motivasyon faktörünün olduğunu düşünüyorum ya. O yüzden her ülkeye kendi hocası. Ben de öyle düşünüyorum. İyi burada anlaştığımız güzel evet, oldu. Aynen öyle. Şimdi o zaman Wonderkid'lere geçeyim. Öncelikle bir tanıdığımız isim var. Dusko Tosic. Beşiktaş'tan Çin'e gitti ama Beşiktaş'ta olduğu süre içerisinde iyi performans sergilemişti. Tosic'in yanı sıra Roma'da iyi bir sezon geçiren Kolarov var. Zenit'ten Ivanovic var. Nastasic var. Dusan Tadic var. Nemanja Matic var. Adem Lajic var. Sergei Milinkovic var. Alessandro Mitrovic var. Bak güzel bu saydığım isimler var ya. Bu saydığım isimler. Önümüzdeki 10 yıla. Damga vuracak isimler aslında hepsi. Yani. Bakıyorsun lan Matic, Chelsea, Manchester United kariyerleri falan filan. Hepsi çok kaliteli. Hepsi yani işte Ivanovic Chelsea'de oynadı. Tadic yine İngiltere Premier Ligi'nden. Boş adam yok gerçekten. Yok. Yani ben bu kadroda ümitliyim Altan. Sen ne diyorsun? Benim ikincilik adayım Sırbistan. Sırbistan. Yani Costa Rica'yı yenerler. Bence İsviçre'yi de yenerler. İsviçre'nin kadrosuna baktım. Çok böyle beni cezbetmedi açıkçası. Ama işte şöyle bir şey var. Sırbistan'ı acaba bir Belçika sendromu olur mu? Belçika'nın da o son evet. iki turnuvada, üç turnuvada hep inanılmaz beklentiye giriyoruz ama çocuklar hepsi kaliteli falan ama takıma koyduğun zaman oynayamadılar yani. Ya burada işte teknik direktörün çok önemi var. İsviçre'ye geçelim. İsviçre geçelim. Alplerinde kayak. Evet. En sevdiğimiz. Sonu sona bıraktın aslında. Ya ben şeyi hatırlıyorum abi. İsviçre deyince aklıma Şifo Mehmet'in tekme attığı an geliyor. Altın numara. Kamerada aynen. Fatih'im gönder. Ben de bugün aynen öyle onu düşündüm gerçekten. Üzücü bir başlık. Yani her yönüyle yani saçma sapan başlangıç. Ya Alpay'ın müthiş saçma sapan ya. Of. Döndük oradan 4-1. Tuncay falan. 3-1. Yani 3-1'den sonra 4-1 olmadı evet. 3-1, 3-2, 4-2 orada yaptık kaldık. Atamadık. Evet. Hatta Tuncay son gol attığında Allah kahretsin falan diye bağırmıştı yani. Atmaz olaydım gibisinden böyle. İsviçre'ye bakıyoruz aslında böyle küçük bir ülke işte Dünya Kupası'na kaç kez katılmışlardı ki falan diyorsun. Ama rakamlara bakınca onlar öyle adamlar değil, öyle değil yani. 10 kez Dünya Kupası'na katılıyorlar evet. ve 3 kez çeyrek final yapıyorlar. İsviçre için şaşırtıcı bir şey. Ben de bakınca rakamlara acaba İsviçre doğru mu bakıyorum diye bir daha kontrol ettim ama doğruymuş. İsviçre Dünya Kupası vizesi alabilmek için Avrupa elemelerinde B grubunda yer alıyordu. Portekiz'in ardından ikinci oldular. Aslında 27 puanla Portekiz'le aynı puandaydılar. İsviçre playoff'a kaldı. Playoff'ta da olmaz. Kuzey İrlanda'yı eleyip Dünya Kupası vizesi aldılar. Başlarında kim var? Hepimizin tanıdığı Vladimir Petković. Petković kim? Samsunspor'un eski antrenörü. Falan düşün bak. Samsun yaptı, Lazio yaptı, İsviçre. Kariyeri yani, mükemmelliği. Kırmızı beyazdan devam edecektim ve Lazio demeseydim herhalde. Samsun ve İsviçre kırmızı beyaz ama.
Ya aslında kadrosuna baktığımda yine isimler var. Kadrosuna bakınca şunu fark ettim. 4 kalecisi de Almanya Bundesliga'dan. Öyle. Bir enteresan bir bilgi olsun. Bu İsviçreliler şey var ya. Evet, Almanca konuşuyor, yarısı yok. Yarısı Fransızca konuşuyor, evet. Yarısı İngilizce konuşuyor. Kim var peki? Roman Burki var. Kaleci yine. Almanya Ligi'nde iyi performans sergiledi. Borussia Dortmund formasıyla. Hı. Ricardo Rodriguez var. Milan'ın sol beki. Bilal Embolo. Manuel Akanji. Xhaka var, Arsenalli. Deniz Zakaria ve Shaqiri. Yerden Shaqiri. Yine acaba geçen seferki gibi böyle saçma sapan bir oyuncu da gol atar mı geçen dünya? Ya Shaqiri o kadar beni hayal kırıklığına uğratan oyuncular arasında ki gerçekten. Yani o adam inanılmaz yetenekli. Evet. Benim ama olmadı abi. Olmuyor ya. Hep böyle bir baş alt takımlarda. Stoke City'deydi yani. En son. Orada bıraktım ben onu. Stoke City'de hala galiba. Yani yazık. Hemen günah gerçekten. Shaqiri hala Stoke'da, evet. Vay ilginç ya. Xhaka var yani, o da... Şaka yani ne şaka. Kadar yapacak ki yani? Yani şaka gibi dememek için kendimi zor tutsam da Arsenal'de nasıl oynadığını hala çözemiyorum. Yani bir de inanılmaz bir paraya gitti o adam oraya. Çok büyük para gitti. Rezillik yani o adam. Çok büyük para yani gitti. Ama neyse. Wenger de bıraktı, bakalım ne yapacaklar. Valla yeni hocayla fena yani. Valla aslında kadrolara bakınca böyle kafa karışıyor abi. Tabii. İsviçre, Brezilya ve Sırbistan'dan puan aldığı anda ilk ikiye oynayabilecek takımlardan birisi. Aynen öyle. İşte dediğim gibi Keylor Navas bu grubun kaderini belirler. Hangi takımdan kaç gol yiyeceği veya yemeyeceği çok önemli. Bu grubun sıralamasını belirleyecek olan adam. Assolis. Geldik Assolis. Brezilya. Yani gerçekten bilmiyorum abi ya. Sen bu biraz uzun sürecek sayması. Evet evet biraz uzun sürecek. Yani grubun favorisi olarak lanse ediliyor Brezilya. Hatta turnuvanın belki. Yani 21 tane Dünya Kupası'na katılıyorlar. 5 kez şampiyonluk yaşıyorlar. Daha ne olsun. Bu süreçte de yani Dünya Kupaları tarihinde de 15 golle Ronaldo, El Fenomeno, yani Cristiano Ronaldo değil. Gerçek bu Ronaldo gerçek yani. Ronaldo. 15 gol atıyor. Pele nerede diyeceksiniz? Pele 12 golü var. Ronaldo'nun 15 golü var. Ronaldo bu kadar büyük bir oyuncu işte, o kadar yani, anladınız mı? Takımın başında 2016 yılında Dunga vardı. Dunga'nın yerine Tite getirildi ve takımın başında şu an Tite var. Dünya Kupası'nda o hazırlıyor takımı. Güney Amerika elemelerinde birinci oldular 41 puanla. En yakın rakipleri 31 puanla Uruguay'da 10 puan fark attılar. Orada inanılmaz bir performans. Müthiş performans sergilediler gerçekten. Kadroya baktım. Dedim ki kaleci yazmayayım, çok isim oldu. Bak şimdi. Ama iki tane mecbur kaleci yazacaksın yani. Bak kaleciye bak abi. Birisi Alisson Becker, birisi de Ederson. İkisi de bu senenin belki. Birinin eli çok iyi, birinin ayağı çok iyi yani. Ya, nasıl bu olacak? Sezon ikisi de müthiş performanslar geldi. Birisi Roma'da, birisi Manchester City'de. Aynen. Dediğin gibi Ederson ayağı mükemmel. Koy stopere oynasın oynar, yani gerçekten. Net oynar. Bu arada yani evet. Türkiye Ligi'nde falan oynar orta saha, ön libero falan bile gider yani. Mehmet Topal'ın yanına koysan sırıtmaz. Yani Mehmet Topal'ın yerine koymak lazım bu arada. Yanına değil yerine. Mehmet Topal nasıl saydırdı şu an? Biraz kadroyu söyleyeyim. Felipe Luis, Marcelo, Casemiro, Thiago Silva, Coutinho, Neymar, Gabriel Jesus ve Firmino. Ya daha sayamadıklarım tabii çok... Bir şey söyleyeceğim. Sen pozitif yanlarını say Brezilya'nın, ki saydın zaten kadroyu sayınca. Ben de eksiklerinden bahsedeyim. Sen herkes bence eksiklerini bahsedin. Brezilya zaten pozitif yönünden, çok tabii. Geniş kadrosundan falan. Ben dün FIFA 2018'in şeyini indirdim. Paketini indirdim. Dünya Kupası eklentisinin paketini indirdim. Orada hem gruba bakayım maçlar nasıl oluyor falan filan diye Brezilya'yı aldım. Brezilya'nın orta sahası yok. William'la falan kovalamaya çalışıyoruz. Brezilya'nın orta sahası yok. Yani Casemiro var. Ön libero hakikaten orayı kasap Casemiro yani kesecektir. Benim şöyle bir olayım var. Sırbistan Brezilya'dan böyle savunma sert oynayarak falan, böyle Matic'li falan filan bir orta sahası var ya Sırbistan'ın. Evet. Ben şimdi Matic'li Casemiro'yu eşledim. Diğer taraf boş kaldı Brezilya'nın tarla çünkü, anladın William mı? Orada yani William'ı oynatacaklar. William çok cılız. Yumuşak. Atıyorum, Paulinho. Paulinho Çin'den geldi. O da mesela yani ama çok iyi sezon geçirdi. Ama o kanat gibi oynuyorlar yani onunla da. Yani takımda sanki yani FIFA'daki formasyonla çıkarlar seni. 4-1 önlü böyle 2 önü 3 kanat şey ileriki üçlü gibi. Orada sanki bir orta üçlüye Casemiro'nun yanına iki adam ihtiyacı var. Hadi William'ı koydular. Allah'ın izniyle fallık olacaklar. Sırbistan delecek eşek. Bakalım ne olacak. Ama işte şöyle bir şey var. Yani savunmaları çok iyi. Atanları tutanları çok iyi. Evet. Yani... Ön tarafı topu ileri ittirebilirlerse ya, Neymar'a veya Firmino'ya. Firmino mükemmel bir sezon geçirdi. Gabriel Jesus da iyi bir performans sergiledi Manchester City'de. Neymar için aynı şeyi söylemiyorum çünkü çok sakatlık geçirdi. Evet ama Neymar da Neymar ama yani. Ama Neymar da hakikaten Neymar. Şovunu yapacaktır diye düşünüyorum. Ben biraz şov sevmiyorum. O yüzden Sırbistan birinci olur diyorum grupta. İkinci güzel. Brezilya, üçüncü İsviçre, dördüncü Costa Rica. Güzel. Senden alayım abi. Ben ne kadar orta sahasının eksik olduğunu düşünsem de kolay bir gruba denk geldiklerini düşünüyorum Brezilya'nın. Yani bir tane daha böyle atıyorum. Yani Portekiz falan ya da işte daha güçlü İspanya bir, falan İspanya olsaydı. Gibi bir takım gelseydi gruplarına ikinciliğe düşebilirlerdi ama ben burada birinci çıkarlar diye düşünüyorum. 2 Sırbistan, 3
İsviçre maalesef Keylor Navas biz atamadık ama finalde golleri. Keyifli bir grup. Gerçekten çok keyifli bir grup. Yani maçı hangi maçı izlerseniz izleyin çok keyif alacağınız bir grup. Bizden bu kadar bugünlük. Altan çok sağ ol geldiğin için. Ben teşekkür ederim. Altan'ı da Twitter'dan takip etmiyorsanız kesinlikle takip edin. Çok güzel şeyler yazıyor. Dünya Kupası'na o. Gündemle alakalı şeyler yazıyor. Liverpool'lar varsa zaten kesin takip etsin abi. Tam bir Liverpool'lu yani adam. Aynen. Aşkta sevgiyle. Seviyoruz. Videoyu da beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz. Eyvallah.